Saygıdeğer Vesten Armenya TV izleyicileri, şimdi bizim konuğumuz Batı Ermenistan çalışmaları yapan Batı Ermenistan milletvekili, aydın ve Pırgıç Yayın Evi sahibi Miran Pırgıç. Sayın Pırgıç, bu gelişinizin nedenini anlatır mısınız? Tabii, memnuniyetle. Öncelikle izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ben son 10 yıldır gelen olduğu gibi her 24 Nisan'da Yerevan'da soykırım anıtını ziyarete geliyorum. Burada anmayı yapıyorum. Bu sene anmayla birlikte kendi çalışma programım içerisinde son 10 yılın çalışmalarını derlemiş olduğum Varlığımızın İzleri adlı kitabımı da burada şey yapmaya geldim, tanıtmaya geldim. Bunun konferansı ayın yarın 22'sinde olacak. Şimdi bizim çalışmalarımız genellikle Dersim üzerine yoğunlaşmıştı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte çalışmalarımıza biraz ara verdik. Fakat bu arada daha çok çalışmalarımızı yayın üzerinden yürütmeye çalıştık. Yani kitaplar üzerinden yürütmeye çalıştık. Bu yeni süreçte artık yeniden bir çalışma programı önümüze koyduk. Çalışma programımızı bu sefer Dersim'le sınırlı olmayacak. Biraz daha Batı Ermenistan illeri diye tabir ettiğimiz işte Van, Ağrı, Kars, Tarzı, Harput, Erzurum gibi illerde de çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ve biz bu çalışmalarımızı çıkaracağımız bir dergiyle de, 3 ayda bir çıkaracağımız bir dergiyle de tüm Batı Ermenistan halkımızın bilgilerini sunacağız. Bunun için öncelikle biz Dersim'deki Mazgirt Belediye Başkanı'yla bir görüşme sağlamıştık. Kendisinin daveti üzerine. Orada bulunan kilisemiz ve bir de büyük bir Ermeni mezarlığımız var orada bizim. Onların projesini çıkartıp onları onarmaya çalışacak belediye kendi şeyiyle, girişimiyle bu çalışmaları yapacağız. Bunun devamında artık biz bundan sonraki çalışmalarımızı geçmişteki tarzıyla yapmayacağız. Çünkü biz geçmişte yapmış olduğumuz çalışmaları defalarca anlattım belki. Çok ses getirmesini istediğimiz radikal söylemler kullanarak, radikal çıkışlar yaparak yapmıştık. Ama burada hakkını yemeyelim. Dersim halkı çok cesur davrandı. Evet, ben zaman zaman sohbetlerimde onları çok eleştirdim belki ama şimdi Yerevan'dan meseleye bakınca Dersim'den baktığımız gibi olmuyor tabii. Dersim'deki özellikle anmayı yapmış olduğumuz o Ermeni kayaları dediğimiz Ergen köyünde ki orada kaymakamın bize tehdidine rağmen yüzlerce Dersimlilerle birlikte gittik biz orada. O anmayı yaptık. Bu 100 yıl sonra yapılmış olan en büyük ve en anlamlı bir eylemdi. Soykırım anmasını Ermenilerin diri diri aşağı atılarak katledildiği kayalarda yaptık biz bu anmayı. Ve buna Dersim halkı gerçekten destek verdi. Onları gönülden, yürekten selamlıyorum hepsini. Tek tek hepsini selamlıyorum. Ve hepsine gerçekten çok büyük anlam ve değer veriyorum. Ama buradan. Çünkü neden? Çünkü Dersim'de ben bu çalışmaları yaptığım zaman bu katkılar yeterli olmuyor. Çünkü neden yeterli olmuyor? Dersim soykırım yaşamış bir il değil. Dersim Ermeniler için çok önemli ve anlamlı bir yer. Çünkü Dersim'de Ermeniler öldürülmedi. Dersim'de Ermeniler korundu, saklandı. Nasıl geçmişte Kızılbaşlarla birlikte, yani oradaki halklarla birlikte, Alevilesiyle, Kürdüyle, işte Sunnisiyle falan filan. Bunlarla birlikte Osmanlı'nın yapmış olduğu o Dersim'e yönelik saldırılarını göğüslemişlerse birlikte, bugün de yine birlikte o soykırımın acılarını tamir etmeleri gerekiyor Dersimlerin. Şimdi tamir etmeleri gerekiyor diyorsam, bunu biraz açmak istiyorum. Nasıl tamir etmeleri gerekiyor? Şimdi Dersim'de iki olay anlatacağım buradan size yine.
Dersim'leri biraz kızdıracağım. Şimdi Dersim'in Hozad ilçesinde yaşayan Ermeniler tek tek artık Hozad'ı terk etmeleri sonucu Agop isminde bir Ermeni vatandaş Hozad'da kalıyor. Hozad'da kalınca ayrılmayışının nedeni kendi mal varlığının fazla olmasından kaynaklanıyor. Yani Agop'un orada bayağı bir malı var. Bunu terk edip gitmek istemiyor. O dönem orada işte muhtarlık yapan köyün muhtarı da Agop'un oradan bir an önce çıkmasını istiyor. Sonuçta oradaki işte malına, mülküne, tarlasına, evine el koyacak. Ve sık sık Elazığ'a gidip gelirken şey diyor, işte diyor ki Agop diyor, ben yine gittim bugün diyor, işte oradan hükümet kanadından dediler ki ya orada bir Ermeni yaşıyormuş. Biz bunu biliyoruz. Muhtar bunu bize vereceksin, teslim edeceksin gibi olmayan bir olayı varmış gibi anlatıyor. Hükümet kanadından dediler ki işte orada bir Ermeni varmış. Onu bize vereceksin, saklamayacaksın gibisinde. Olmayan bir olayı varmış gibi anlatarak adamı yıldırıp kaçırmayı düşünüyormuş falan. Derken sonuçta adam bırakmış gitmiş. Bırakmış gitmiş. Malın üzerine oturanların içerisinden biri dönemin bugünkü işte geçmişte birkaç yıl önceki belediye başkanı çıkıyor. Ve bunu belediye başkanı anlatıyor bize. Güzel olan taraf bu. Belediye başkanı bunu benimle birlikte Alman televizyonunun adına anlatıyor. Almanya'dan televizyon ekibi gelmiş. Onları anlatıyor. Tabii biz bu olayı duyduktan sonra çektik İstanbul'a geldim ben. İstanbul'da yaklaşık işte bir yıl falan yer geçmiş sanıyorum. Bir yıl sonra İzmir'den kadının biri aradı beni. Dedi ki Miran Bey işte bizim dedi nenemizin dedi şeyini yaptık. Vefat etmişti dedi. Kayıtlarını çıkardık. Agop'un kızıymış Hozad'da ve çok da malı varmış Agop dedemizin. Acaba biz dedi gelsek dedi bu malla ilgili bir şey elde edebilir miyiz falan. Ben de kendisine dedim ki yok. Yani benim çalışmalarım içerisinde öyle mal, mülk şeyi yok. Olayı yok. Ben tamamen çalışmalarımı siyasi temelde yürütüyorum. Öyle mal alma, mal verme gibi şeylerle ilgilenmiyorum dedim. Ama sizi yine de bir gün sonra arayacağım dedim. Bu konuyla ilgili dedim. Sonra döndüm Hozad Belediye Başkanı'na. Ya başkan dedim, durum böyle böyle. İzmir'den dedim bir vatandaş aradı. Agop'un torunuymuş. Yani senin üzerine oturmuş olduğun malların sahibi istiyor dedim. Falan. Neyse. Tabi belediye başkanı biraz dalgacı bir tavırla olayı olmayacağını bana ima etti. Şimdi bunu neden anlatıyorum size? Çünkü Dersim'deki Ermenilerin malları bu tarz el değiştirmiş. Yani ya Ermeni komşusuna bilerek isteyerek teslim etmiş. İşte dönersem malımı alırım, dönmezsem malın senin olsun gibisinden. Ya da kendi canını kurtarmak için işte Osmanlı kayıtlarından ismini sildirmek için, tapudan ismini sildirmek için mallarını komşularına emanet bırakmış. Gel zaman git zaman bu emanet onların direkt elinde kalmış tabii. Şimdi Dersim halkı şunu yapmalı. Yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde bizim Dersim'de 220'ye yakın şapel, kilise, manastır tespiti yaptık biz. Bunlar kayıtlı. Kitabında da kayıtlı. Ve ben bu kitapta bunların isimleriyle birlikte adreslerini de veriyorum. Yerlerini de gösteriyorum. Yani Çimşehir'de en falanca köyünde şu kadar, Hozad'da şu kadar. Zaten bunu biz bu kayıtları arşivlerden çıkarttık ama bunu halk da söylüyor. Hatta yöre halkının, Dersim halkının söylediğine göre bunların dışında da hala kiliselerin, şapellerin olduğunu biliyoruz. Bunun nedeni de Dersim gerçekten ocaklar diyarı ya. Yani bir o kadar da Alevilerin inanç yerleri var. Dersim pagan döneminden gelen o kültürle çok iyi tanışmış ve o kızılbaşlık kültürünü, Alevi kültürünü de Dersim'de çok iyi yaşatmış. Bunun için orada her Ermeni, 3-5 Ermeni bir araya gelen hemen kendine bir şapel yapmış, bir kilise yapmış.
Evet, papazı yok ama yapmış. Şimdi dersim halkı, bizim tespit etmiş olduğumuz bu kiliselerin en azından yerlerini bize göstermeli. Tapuları kimdeyse bunları bir şekliyle Patrikhane'ye devretmeli. Yani onlara yakışan bu çünkü. Ya onurlu dersim halkına yakışan bu. Diyecek ki kardeşim benim tarlamda, benim sınırlarım içerisinde, tapularım içerisinde sizin şeyiniz var. Kiliseniz, şapeliniz. Kilisenizin, şapelinizin tapusu var. E ben bunu size iade etmek istiyorum deyip iade etmesi gerekiyor. Bunun ötesinde orada kendi köylerinde ki Ermenileri tanıyorlar. Ermenileri tanıyorlar. Şimdi dersim şöyle yaklaşıyor meseleye. Şimdi kendi köyünün Ermenisini biliyor. Bunun Avrupa'da yaşadığını da biliyor. Ya da Amerika'da yaşadığını da biliyor. Hala onlardan bir şeyler bekliyor. İşte gelsin köyü kalkındırsın. Ya da gelsin köye bir... Hayır kardeşim. Siz önce bununla niyetlenin. Böyle bir şey yapacağınıza niyetlenin. Sonrası gelir zaten. Sonradan o dersin işte Ermenisi kendini illaki gelir köyünde kendini katkısını yapar. Orada kendini yaşatmak için bir şeyler yapar size, bir destek sunar. O da ayrı bir mesele. Bunları yapması gerekiyor. Biz bu yeni süreçte dergi çıkaracağız. Çıkaracağımız bu dergide anlattıracağız. O köylülere bunları anlattıracağız. Çok iyi. Mesela örneğin Dersim merkezde bir sokak var. İşte dar sokak deniyor adına. Gerçekten dar bir sokaktır. Şimdi benim çocukluğum dönemimde bile o sokaktaki esnafların hemen hemen yarısı Dersimliydi, şeydi, Ermeniydi. Şimdi bu Ermeniler tek tek terk edip gittiler. Ama izlerini bırakarak gittiler. Hala ben o sokağa gittiğim zaman o sokaktaki o Ermeninin dükkanı bana gösteriliyor. İsmi bana söyleniyor. Şimdi ben bunu oradaki komşularından, bu insanların oradaki yaşamlarını, oradaki sanatkarlıklarını, ustalıklarını anlattıracağım. Böyle bir dergi çıkararak. Yani bunun dışında çıkaracağımız dergiyi çok iddialı bir şekilde hazırlamak istiyoruz dergiyle. Yani çok iddialıyız bu konuda. Mesela şimdi diyelim ki Dersim'in bir köyünde yaşayan bir Ermeni'yi ben mesela bugün Yerivan'da birçok kuruma katkı sunduğunu öğrendim. Biliyordum zaten ve bunu broşürleriyle gördüm ve kendisini dinledim. Yani adam Dersim'den kalkıyor, Almanya'ya gidiyor. Almanya'da kazanmış olduğu gelirle ve orada kurmuş oldukları kolektif bir çalışmayla, bir dernekle dönüyor tekrar Ermenistan'a dönüp katkıyı sunuyor bak. Bu aslında önemli. Evet. Eksik ya ayağı var ama. Önemli ama eksik ayağı var. Eksik ayağı ne? Bu Dersim'e yüzünü dönmüyor. Yerivan'a gelmiş. Yerivan'da okul yaptırıyor. Yerivan'da yurt yaptırıyor. Yerivan'da ne bileyim bu tarz etkinliklerle kendisini Yerivan'da yaşatıyor. Şimdi bu tür arkadaşların yüzünü Dersim'e de dönmesi gerekiyor. Biz bunu da vurgulayacağız. Örneğin mesela şimdi bizim Dersim'de Ermeniler içerisinde çocuklarını okula gönderen aileler var artık. Ermeni okuluna gönderiyorlar bunlar. Yani 20 tane çocuğu buldu. Bu çocuklar Ermeni okullarında Ermenice öğrendiler. Ermenice konuşuyorlar. Çocuk yaşta Ermenice öğreniyor. Ermenice konuşuyorlar. Fakat bu sefer de bu çocukların aileleriyle problem yaşamaya başladılar. Nasıl problem yaşamaya başladılar? Şimdi çocuklar sorgulamaya başladı. Siz niye Ermenice bilmiyorsunuz? İşte benim diyor, arkadaşımın annesi babası ne güzel geliyor okula Ermenice konuşuyor. Derslerde kendilerine yardımcı oluyor anne baba. Siz bana yardımcı olamıyorsunuz diyor. Şimdi aile bu sorunu bana getiriyor. Ya biz diyor bu sorunu nasıl aşacağız? Çocuğu gönderiyoruz ama biz Ermenice bilmiyoruz. Bunun için kurs istiyorlar bizden. Dili öğrenmek istiyorlar. Şimdi biz bu dil öğrenmeyi de bir türlü sisteme oturtamadık. Hep parça parça yaptık. Yani istikrarlı bir şekilde yapmadık. Şimdi biz bunu istikrarlı bir şekilde yapabilmemiz için Batı Ermenistan hükümetinin devreye girmesi gerekiyor. Eğer madem ben bir milletvekiliysem onların benim bu taleplerimi dikkate almaları gerekiyor. Bu talep nedir? Kardeşim
Batı Ermenistan'daki insanların sorunlarını gidermeye çalışalım biz. Şimdi Batı Ermenistan hükümetinin, yani içinde bulunmuş olduğum hükümetin yapmaya çalıştığı olay hep tepeden bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani bir yerlere bir şeyler kanıtlamaya çalışıyor. Kardeşim kendi insanlarına kanıtla önce. Sen bu kuruluşunun, bu oluşumu Batı Ermenistan'da yaşayan insanlarına anlatmaya çalış. Onlara kanıtlamaya çalış. Bunun için bir çalışma önüne koy. Bak ben o konuda çok iyi bir öneri getiriyorum. Buradan da ekleyerek söyleyeyim. Beni dinleyenler belki dönerler bana. Diyorum ki biz her 3 ayda bir çıkaracağımız raporla, çalışma raporuyla, ben buna dergi diyorum, siz çalışma raporu değil. Biz Batı Ermenistan milletvekillerimize bunu ulaştıralım. Onlar bize bulundukları yere bir temsilci tayin etsinler. Paris'te bir temsilci tayin etsin, Londra'da bir tane temsilci tayin etsin, İsviçre'de birisi tayin, Cenevre'de bir temsilci tayin etsin, temsilci bize tayin etsin. Bu insanlar bizim bu çalışmalarımızı bu insan genele anlatsın. Daha sonra da sorunları öğrenen milletvekilleri ve oradaki yaşayan Batı Ermenistan'dan gitmiştir çoğu çünkü oraya. O insanlar kendi topraklarına ne yapabiliriz diye tartışmaya başlasınlar. Yani şunu desinler. Ya bu Batı Ermenistan hükümeti gerçekten gitmiş. Batı Ermenistan'da çalışmalar yapmış. Sorunları bize taşımış. Biz bu sorunlara cevap olmaya çalışalım. Ne sorun getirmişiz biz? Ben size İn köyünde bir torba una muhtaç kadının resmi röportajını göndereceğim sana. Eğer sen vicdanlı bir Ermeniysen, sorumlu bir Ermeniysen, o kadına o Allah'ın dağında, o İn köyünde aç susuz bırakmasın. Çok güzel. Yani benim bu çağrım aynı zamanda İstanbul Ermenilerine de olacak. Kardeşim sen İstanbul Ermenileri olarak oturmuşsunuz her biriniz bir vakfın başına. Milyon dolarlar size vakıflardan geliyor. Siz bu paraları götürüyorsunuz. Mafyayla paylaşıyorsunuz ya. Mafyayla paylaşıyorsunuz. Polis geliyor senin vakfının kilisesinde ölüyor ya. Kalp krizi geçirip ölüyor senden aylık almaya gelirken. Utanmalısın sen ya. Ya sen utanmalısın ya. Senin kendi insanların bölgede aç gezerken sen buna el uzatman gerekirken sen kalkıyorsun kendi düşmanını besliyorsun. Ya da düşmanın olmayabilir. Kendinden olmayan biri beslemeye çalışıyorsun. Şimdi arkadaşım bunun gerekçelerini bana getirirken de soykırımın verdiği korkuyla gelme bana. Ben inanıyorum ki sen vakıf yöneticisi olarak soykırımın korkusunu yaşamıyorsun. Çünkü sen yeri geldiğinde hükümetin en yetkili adamlarıyla kol kola gezmesini biliyorsun. Ama o korkuyu kendi tabanında yaymışsın. Senin tabanın o korkudan kaynaklı senden hesap soramıyor. Senden hesap soramıyor. Sen kalkıyorsun, zamanında Ermeni yetimlerin okuduğu okulu, Üsküdar'daki, Bağlarbaşı'daki okulu götürüyorsun, Ensar Vakfı'na teslim ediyorsun. Bu kadar adilsin sen. Buradan söylüyorum. Bu kadar adilsin. Kaç paraya vermişsen o para sana zehir sıkım olsun. Neden? Çünkü sen kendi dilini öğrenmek isteyen binlerce Ermeni'ye o okulu tahsis etmiyorsun. Ensar Vakfı'na teslim ediyorsun orayı. Sen onun geri alabileceğini düşünüyorsun artık bu saatten sonra? Sana teslim ederler mi sanıyorsun? Orayı boşaltırlar mı sanıyorsun? Gün gelecek, o kirayı da sana vermeyecekler. Ben buradan biraz bilici olarak bunu söylüyorum. Sen de yarın bu olayla karşılaştığın zaman göreceksin. Ama biz bunu sorgulamaya kalktığımız zaman da şu bahaneyle insanları yanıltmayacak. Ya efendim işte bunlar aslında para pul için Ermeni oldular deyip önümüzü kesmeye çalışıyorsun. Öyle değil işte. 10 yıldır biz bu mücadeleyi veriyorsak senin paran pul için vermiyoruz. Eğer senin paran pul için vermiş olsaydım 50 kere senin elinden o vakfın gelirini alıp insanlara dağıtmıştım ben. Benim sorunum bu değil aslında. Ama sen insanlara bunu böyle anlatmaya çalışıyorsun. Bak bu sorunları ben dergide anlatacağım. Bu sorunları size raporlayacağım. Rapor edeceğim. Ama ben sizden de herkesten bulunduğu bölgede bir temsilci bana tayin etmelerini istiyorum. Herkes bir temsilci bana gönderecek. Yani irtibat telefonunu verecek. Ben ona her 3 ayda bir göndereceğim raporları bütün Batı Ermenistan'dan gelen insanlara, bütün ülkedeki insanlara dağıtsınlar. Bak iş budur, çalışmak budur. Çalışma budur. Doğru. Çalışmak gidip de bir emperyalist bir ülkenin başbakanından aman bizi tanı değil, aman bizi kabul et değil.
Sen kendini kabul ettireceksin. Yalvararak ettireceksin. Çalışmalarınla ettireceksin. İnsanlar diyecek ki bunlar çalışıyor, bunlar var kardeşim. Doğrudur. Bunlar var olduğu için biz bunları kabul edeceğiz diyecekler. Yoksa yalvardıkları için kabul etmesinler bizi. E işte istemiyoruz öyle. Yalvararak kimseye gidip de kimsenin kucağına oturmak istemiyoruz biz. Miran'cığım, bu tespitlerin çok doğru ve çok yerinde. Biz çok işte, yerinde. Bunu Batı Ermenistan hükümeti dikkate alıp çalışmalarını ona göre yönlendirmeli. Ben şunu söylüyorum. Benim muhtemelen karakterim gereği, genlerimden gelen bir şey bu. Muhtemelen diyorum. Çalışmalarımı zaman zaman çok radikalleştirebiliyorum. Ben yürüdüğüm bir yolda eğer verim alamayacağımı anladığım anda da orayı terk ederim, orayı dağıtırım. Asalakları istemiyorum ben. Bravo. Bak bir şey daha söyleyeyim sana. Bu da size şey olsun. Ermeni dostu gibi görünen kurumların birçoğu riyakar. Birçoğu riyakar. İspatını yaptım çünkü ben. Bugün her soykırımda gelip de burada ah vah timsah gözyaşları dökenler döndükleri zaman Batı Ermenistan çalışmalarımıza bir gün olsun selam bile göndermediler. Gönderen varsa biz gönderdik. Ya. Aha. Hiç kimse bu saatten sonra Ermenileri kandırmasın. İstemiyorum. Ermenilerin çalışmalarının önüne engel olmasınlar. İstemiyorum. Eğer soykırımla biz yüzleşeceksek kendi insanlarımızın örgütümüzle yüzleşeceğiz. Kimsenin yardımıyla yüzleşmeyeceğiz. Benim bu kitabım eğer bir gün Ankara'daki bütün milletvekillerine dağıtılırsa okusunlar. Soykırımın izleri bu kitapta saklı. Saklı bu kitapta ya. İnan bana saklı. Bak okumamışsınız siz. Okuyun. Göreceksiniz. Soykırımın izleri burada saklı. Hani soykırım yoktur diye çıkıp da tarihçi adına yani ben tarihçiyim soykırım yoktur diyor ya. Gelsin benimle tartışsın. Ben tartışmayacağım. Ben bu kitabı kendisine okutacağım. Eğer insanlarsa, burada yaşananları kabul ediyorlarsa soykırım yoktur. Ama kabul etmeyecekler. Burada o bölgede yaşayan Ermenilerin başına gelenleri kendi başlarına gelmesini istemeyecekler. Bunun için soykırımın izleri burada saklı. Eğer bir gün otururlarsa soykırım var diye bu kitap belki onlar için bir rehber olacak. Ellerinde bir delil olacak. Çünkü yaşananlar anlatılmış burada. Yani burada bir Dersim'le Ermeni ailenin nasıl paramparça olduğunu anlatmış. Nasıl inançlarından koptuğunu anlatmış. Nasıl örf, adet, törelerini yaşamadığını anlatmış. Kardeşine nasıl düşman olduğunu anlatmış. Ya iki kuzen birbirine düşman olur mu? Olmuş. Bu soykırım değil de nedir o zaman? Bir insan dedesine küfür eder mi? Ediyor. Anasına küfür eden Ermeniyle gittim. Antalya'da şey yaptım ya, ikna ettim ya. Anasına sen Ermenisin diye küfür eden evlatını gördüm ben ya. Ve bu benim teyzemin oğlu çıktı ya. Teyzemin oğlu anasına küfür ediyor ya, sen Ermenisin diye. Ermenidir diyor ya. Babasının Ermeni olduğunu da bilmiyor. Babası da gizli Ermeni. Söylememiş. Anasının sadece Ermeni olduğunu düşünüyor. Babası da Demenyanlıdır. O da Ermenidir. Ermeni bir aşiretin evladıdır. Gitmiş Antalya'da bulmuş bir Ermeni kadın. Tunceli'den götürmüş Antalya'ya. Çocukları kendisine Ermeni dövü diye annesini ağlatıyorlar. Annesi bunu bana anlatırken ben kalktım İstanbul'dan gittim. Ve orada tek tek hepsini sorguladım. Herkesin Ermeni olduğunu, senin deden de Ermeni, nenen de Ermeni, baban da Ermeni, anan da Ermeni deyip hepsinin dünyasını yıktım. Ama ne oldu? Bugün hepsi bana diyorlar ki ya sen gidiyorsun Ermenistan'a bizi niye götürmüyorsun? Ya kardeşim, şimdi bizim Ermeniler gidiyorsun, kendi kurumlarımıza gidiyoruz. Yani bizden başka herkesi görüyorlar. Bizden başka herkesi görüyorlar. Ya arkadaşım, yani inkar etmeyeceğim. Şu anda kurumunda oturduğum vatandaşı inkar etmeyeceğim. Bak Kıraç'ı inkar etmeyeceğim. Kıraç'ın katkılarını inkar etmeyeceğim. Deli doluydu ama yiğit bir insandı. Ve birçok kez kendisiyle karşı karşıya gelmeme rağmen, kızmama rağmen ama gerçekten delikanlıya rağmen 16 yıl bir fiil bize desteğini esirgemedi. Ne yaptı? Buradan folklor ekibi gönderdi. Oradan gelenleri buraya şey yaptı. Getirtti. Biz Dersim'de Ermeni köy muhtarlarına getirdik. Daha ne yapalım ya? Soykırımda anma yaptırdık ya. Ve döndük garnizon komutanı hepsini tek tek sorguladı. Ama sonuç olumlu çıktı. Çünkü muhtar şunu söyledi. Dedi ki komutan dedi.
Yani benim köyümün insanları orada, ben ne yapayım dedi. Görmeye gitmeseydim dedi. Fırsat çıkmıştı, gittim gördüm dedi. Ha sorun bak, nasıl sorun çözülmeye başladı? Ama diğer taraftan peki? Ya biz diyoruz ki şurada bir hafıza mekanı oluşturalım. Hafıza mekanı oluşturalım. Yani şurada insanlar geliyorlar, Batı Ermenistan'da ne oldu, ne bitti öğrenmek istiyorlar. Bir hafıza merkezi yok burada. Ya verin bir yer. Bir oda verin. Biz oradaki dokümanları getirelim buraya. Yığalım burada. Öğrencisi de gelsin faydalansın. Profesörü de gelsin faydalansın. Tarihçisi de gelsin faydalansın. Herkes gelsin faydalansın. Öğrensin. Otursun, konuşsun, yapsın, etsin. Ya bir yer vermiyorsunuz koskoca Yerevan'da ya. İlla bunun kirasından ben vereyim yani. Ben anlamıyorum ki niye yer vermiyorlar mesela. Bu da bak, bu da bizim kendi içimizdeki sorundur. Bak bunu da bütün Batı Ermenistanlılar duysun. Duysun kardeşim, belki biri çıkar şurada bir yer verir yani. Niye, ne olmuş? Saygıdeğer Vesten Armenya TV izleyicileri, bizim konuğumuz olan Batı Ermenistan çalışmaları yapan Batı Ermenistan milletvekili, aydın ve Pırgıç yayınları sahibi Miran Pırgıç'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bu konuşmaları ve söyleşiyi gerçekleştirdiği için.